Merhaba sevgili Kovaşar izleyicileri. Bugün de sizlere Bilecik Bozüyük'ten seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektöründe öncü bir firmaya, yemek lokantasına konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Mesut Topal bulunmakta. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar Mesut Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Mesut Bey, 1997'de okuldan mezun olduktan sonra babamın yaptığı mesleğe başladım, bu mesleğe. O tarihten beri bu işi yapıyorum. Peki burada sizleri tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz ve ürünleriniz hakkında bizlere bilgi aktarır mısınız? Evet, biz Bozüyük olarak çorba konusunda meşhurdur. İşkembe, paça, tavuk suyu, ezogelin, mercimek, yayla, evet. 6 çeşit çorba ile hizmet ediyoruz. Et yemeklerimiz olsun, kavurmamız olsun. Özel günlerde yaptığımız yemekler var. Perşembe günleri güveç yapıyoruz. Cumartesi günleri Arnavut ciğeri yapıyoruz. Bu şekilde elimizden geldiği kadar güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki bizlere biraz da yemek lokantasında bulunan menünüzden bahseder misiniz? Biraz daha derken biz... Yani sadece çorba çeşitleri ve et yemekleri mi sunuyorsunuz? Evet, sulu yemek ve çorba çeşitleriyle biz bu hizmeti veriyoruz. Peki bu hizmetinizi kaç kişilik bir ekiple vermektesiniz? Şu anda 10 tane personelimiz var. Hı hı. Babam hariç. Babam geliyor, sabahları geliyor. O gidiyor işte. Daha sonra babanız haricinde 10 kişi var yani. Aynen. Peki kaç kişi ağırlama kapasitesine sahip yemek lokantası? Şu anda aynı anda 60 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Hı hı. 60 kişiye hizmet veriyoruz. Tabii bu gün içerisinde sirkülasyon olduğu için sürekli sayınız yükselmekte. Tabii, tabii muhakkak yükseliyor. Peki bu hizmetlerinizin elbette ki bir karşılığı, bir bedeli de bulunmakta Mesut Bey. Muhakkak. Bizleri biraz da fiyat politikanız hakkında bilgilendirir misiniz? Fiyat politikası olarak yani bölgede normal seviyede kalmaya çalışıyoruz. Yani çok hani biz kebap çeşitlerinde o şu şekilde bu şekilde yürümediğimiz için yani çorbanın fiyatı belli. Yani Bozüyük halkına, Bozüyük çevresine hitap edebilecek şekilde fiyat olarak gidiyoruz. Yani kaliteli hizmeti aslında uygun fiyata sunarken aynen, her bütçeye, her kesime hitap eden bir fiyat politikası seyrediyorsunuz. Peki şu anda sizleri izleyen izleyicilerimiz sulu yemek ve çorba seçimlerinde nelere dikkat etmeliler? Sulu yemek ve çorba çeşitlerinde, çorbada biz Bozüyük'te zaten bir kalitemiz var. Hı hı. Çorbada birinciyiz diyebilirim. Yemek olarak da yani her türlü yemeğimiz 10 numaradır. Hı hı. Kullandığımız malzeme her zaman kalitelidir. Peki bunu yiyen kişiler nasıl anlayabilir? Yani sulu yemek seçimimizde nasıl dikkat edebiliriz? Sulu yemek seçiminde nasıl dikkat edebiliriz? Yiyen kişi lezzet ve tadından zaten anlayabilir. Hı hı. Çünkü bir yediği zaman ikinciye bir daha gidip yemez diyorsunuz. Aynen. Peki biliyorsunuz ki içinde bulunduğunuz sektörde Mesut Bey yalnız değilsiniz. Birçok evet, firma bulunmakta. Evet. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizi diğer firmalardan ayıran özelliklerimiz öncelikle yemeğimizin kalitesi, lezzeti. İkincisi sunduğumuz hizmet, güler yüzlü hizmetimiz. Hı hı. Tabii ki herkes kendi kategorisinde hani hizmet vermeye çalışıyor. Bozüyük küçük bir yer. Küçük bir yerleşim bilimi. Evet. Herkesin rızkı kendine şimdi hani Cenab-ı Allah herkesin rızkını veriyor. Veriyor evet, evet doğru. Peki yine biliyorsunuz ki her sektörde yaşanan belli başlı sorunlar bulunmakta Mesut Bey. Sizler içinde bulunduğunuz sektörde ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Bizim sektörümüzde en büyük çektiğimiz sorun eleman. Garson, servis elemanı sıkıntısı. Kalifiyeli personel aynen, bulmak. Aynen, diğer sektörde olduğu gibi aynen, sizlerde de büyük bir sıkıntı. Aynen eleman sıkıntısı var. Peki emek lokantası ne ile tanınır? Emek lokantası deyince ilk önce çorba gelir akla. Bunun sebebi nedir Mesut Bey? Kelle paça. 85'ten beri babam bu mesleği yapıyor Bozüyük'te. Hı hı. Ve 85'ten beri kalitemiz ve tadımızdan, lezzetimizden hiçbir zaman ödün vermedik. Ve daha da üstüne koyarak devam ediyoruz. Peki çorbalıyı babanız mı yapmakta? Yani şu anda ben de yapıyorum ama babam devam ediyor şu anda. Anladım. Peki evet, bizler emek lokantasının ilerleyen dönemlerde nerelerde göreceğiz? Yani ileriye yönelik hedefleriniz ve projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyim? İleriye dönük inşallah çevre yolu boyuna çıkmayı düşünüyoruz. Bir Eskişehir'den gelen tekliflerimiz var. Onları değerlendireceğiz. Bilecik'ten var. Hani Allah izin verdiği sürece gideceğiz bakalım. Hizmetinizi aynen, farklı şehirlerde aynen, de arttırmayı düşünüyorsunuz. İnşallah. Ki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bol kazançlı günler dileriz sizlere. Sağ olun, teşekkürler.